Sayın Bakanım da. Evet arkadaşlar. Önce sizleri ve televizyonun başında bulunan bütün vatandaşlarımızı sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Sabah saatlerinde biraz önce Sayın Bakanımız da bahsettiği gibi ki bir anlamda 100 yılın en büyük depremi olarak değerlendirebileceğimiz depremin olmasını müteakip Silahlı Kuvvetler olarak, Milli Savunma Bakanlığı olarak bütün arkadaşlarımızla birlikte çalışmalara başladık. Ve bunun ilk adım olarak da bakanlığımıza bir kriz merkezi oluşturduk ve kriz merkezi bütün bölgeye hakim olmak üzere bütün arkadaşlarımızla konuşmak ve koordine etmek üzere çalışmalarını sürdürmekte o saatten itibaren. Ve öncelikli olarak ilgili bakanlıklarla yaptığımız çalışmanın sonucu olarak öncelikli ihtiyacımızın bir hava yardım koridoru teşkili olduğunu gördük. Ve süratle 17 uçakla A400M'ler dahil, büyük uçaklar dahil bir hava yardım koridorunu oluşturduk. Ve o koridorda ayrıca ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere Akıncı TİHA'lar da görevlendirildi. Ve toplam helikopterler de bazı yerlerde kullanılmamakla birlikte bazı müsait olanı da helikopterde de kullanmak suretiyle bu çalışmayı sürdürdük. Ve bu hava yardım koridorunu kullanmak suretiyle uçaklarımızla ihtiyaç duyulan bütün personeli, bu yardım personeli, afet personeli, sağlık personelini söz konusu bölgelere ulaştırmak için büyük bir gayret gösterdik. Maalesef hava şartlarındaki olumsuzluk nedeniyle ve bazı hava meydanlarımızdaki depremin verdiği zarardan dolayı, hasardan dolayı, kullanılmamaktan dolayı sıkıntılar olmakla beraber şu ana kadar büyük bir gayretle arkadaşlarımız hava yoluyla ulaştırabilecekleri personel malzemeyi yerlerine ulaştırdılar. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki bizim insani yardım tugayımız ve onun bünyesinde bulunan 8 adet doğal afet kurtarma timiyle Kıbrıs'ta bulunan ihtiyaç alanında kullanmak üzere bulundurduğumuz doğal afet yardım timi de şu anda bölgeye intikal etmiş bulunmakta ve çalışmalarını sürdürmektedirler. Burada tabii hava şartlarının da çok soğuk olması nedeniyle ciddi şekilde ihtiyaç var. Bu nedenle de sıcak yemek dağıtım için de elimizden gelen gayreti gösterdik ve kış ayı mutfaklarından hazırlanan yemekler şu ana kadar takriben 15 bin vatandaşımıza ulaştırıldı. Ayrıca bizim seferde kullanmak üzere sefer stoklarımızda bulunan malzemelerden 25 adet seyyar mutfak, ayrıca banyo ve tuvalet üniteleri dahil bunları da ilgili makamlara vermek suretiyle kullanılmaları için imkan sağladık. Bunun dışında tabii çadır ihtiyacı var. Bu makamdan da Mehmetçik bu konuda diğer konularda olduğu gibi çalışmalarını sürdürüyor ve alanda çadırların kurulmasını sağlıyor. Arkadaşlar diğer bir konu da bizim burada biraz önce Sayın Bakanımızın bahsettiği şehir hastanesindeki Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca birlikte açıklama yaptılar. Milli Savunma Bakanı Akar özellikle bölgedeki ihtiyaç zincirinden söz etti ve özellikle hava yolu için çalışmalar yapıldığını aktardı. Ancak Sağlık Bakanı'nın ifade ettiği nokta çok önemli. Hatay'da ciddi binalarda ciddi sıkıntı var ki yayına başlarken özellikle Antakya'nın altını çizmiştim ben. Antakya'dan henüz görüntü ulaşmadı ama benim ulaştığım kaynaklar çok ciddi problem olduğunu söylüyor. Hatay'ı işaret etti Bakan Koca, aynı zamanda İskenderun Devlet Hastanesi'nin A bloğunun çöktüğünü söyledi ve oradaki hastalar da başka şehirlere aktarılıyor. Şu dakikalarda Hulusi Akar konuşmaya devam ediyor. Yayın kesilmişti. Bir dinleyelim arkadaşlar Sayın Bakanı. Tabii burada hepimizin bildiği gibi bu zor günlerde bu milletimizin bağrından çıkan peygamber acı olarak da bilinen silahlı kuvvetlerimiz Mehmetçik gerçekten elinden geldiğince büyük bir incelikle, büyük bir fedakarlıkla vatandaşa yardımcı olabilmek bakımından gerçekten büyük bir gayret sarf ediyor. Efendim elinden gelen gayreti gösteriyor. Burada tabii bazı yayınların da yapıldığını duyduk, görüyoruz. Maalesef burada Mehmetçiğin gayretini, Mehmetçiğin emeğini görmezlikten gelen bazı gözler, bazı duymayan kulaklar var. Onların da bu gerçekleri gördükten sonra özür dilemelerini bekliyoruz. Ben bir kez daha burada bütün vatandaşlarım, hayatı kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımız var, onlara acil şifalar diliyorum. Kurtulmayı bekleyenler var. İnşallah onları da hep beraber omuz omuza çalışmak suretiyle olabildiğince en çok sayıda vatandaşımız da toprak altından kurtarmaya çalışacağız. Saygılar sunuyorum. Saygıdeğer basın mensupları, ben de tekrar
tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimle başlamak istiyorum. Biraz önce tabii değerli bakanlarımız depremle ilgili bazı teknik bilgileri verdiler. Şunu ifade edeyim. Yıllardır bu işin içerisindeyim, teknik bir insanım. Hakikaten böylesini ilk defa gördüm, yaşadım, yaşıyoruz. Hemen hemen 10 ilimizde onlarca ilçemizi yerleşim birimizi olumsuz etkileyebilecek imkanda ve büyüklükte bir depremden bahsediyoruz. Doğal olarak altyapılarımız da bu yüksek deprem şiddeti karşısında maalesef dayanamadılar ve ciddi hasarlar aldı. Hem elektrik şebekesinde hem de açıklamalar yapılıyor. Üç bakan da bölgede. Gerçi bütün deprem bölgesinde ki çok önemli bir bölümü, hemen hemen bütün Güneydoğu'yu ya da Akdeniz bölgesinin bir kısmıyla Güneydoğu'nun hemen hemen tamamını kapsayan afet bölgesi var ve kabinenin bütün bakanları da ilgili yerlere dağılmış durumda ve üç bakan da bu konuyla ilgili açıklamaları yaptı.